Olay günü ben ilk önce karantina koğuşundaydım. Geçici koğuş olarak görünüyor. E3 koğuşundaydım. Daha sonrasında saat 2.30 civarı bizi şey aldılar, normal kendi bulunduğum koğuşa aldılar. C6 koğuşuna. C6 koğuşuna giderken benim daha önceden hücre cezam vardı 5 gün. Onu infaz etmem için o gün benim hücre cezam onaylandı. Hücreye gidecektim. Saat 5'te C6 koğuşundan beni hücreye aldılar. Ben hücreye gittiğimde, yani gitmeden önce Yılmaz zaten rahmetli arkadaşımız, kendisiyle falan görüştüm ben. Hani bir sıkıntısı yoktu ancak biraz morali bozuk gibiydi. Çünkü orada birisiyle tartışma mı olmuş tam olarak bilmiyorum. Ancak koğuştan gideceğini falan hiç şey yapmamıştı, bana söylememişti. Çünkü ben dedim 5 gün kalacağım, geldim dedim konuşuruz. Hani dedim bir yere gitme, bekle. Daha sonrasında zaten beni aldılar. Saat 5'te ben şeye çıktım. Hücre 3'te yatıyordum zaten. Hücre 3'te yatıyordum. Şimdi orada saat olmadığı için tam zaman şeyini hatırlayamıyorum orada ben. Yani gece saat 11 civarlarında falan, öyle bir şey olması lazım. Aşağıdan hani gürültü ses geldiğini duydum. Hani bağır sesleri geldi. Şimdi mazgallarımız açık olduğu için, yani parmaklar açık olduğu için biz hani ne oluyor diye kapıya yüklendik biraz. Daha sonrasında benim alt hücre 1 ve 2'de arkadaşlarım vardı. Onlar da müdahale ettiler. Sonra bizim mazgallarımızı kapatan, hani gardiyanlar kapattı. Ben Yılmaz'ın o an orada olduğunu bilmiyordum zaten. Daha sonrasında gardiyanlar gittikten sonra Yılmaz'ın olduğunu öğrendim ben. Yani benim bir üst katımda olduğu için Yılmaz'ın kaldığı oda. Ben seslendim işte. Yılmaz dedim, hani kimsin dedim ben. Yeni gelen arkadaş kim diye sordum ben. Yılmaz kendisinin olduğunu söyledi, işte Murat benim falan. Ben dedim ne oldu dedim, bir sıkıntı mı oldu? Yani orada gardiyanların ona vurduğu için, hani dövdüğü için o an benimle konuşmak istemedi. Çünkü gururu var bir insanın. Arkadaşıyım ben sonuçta. Daha sonra konuşalım Murat dedi bana. Tamam dedim ben, sıkıntı olmaz, daha sonra konuşuruz. Ve ben yattım uyudum zaten. Ertesi günde kalktığımda mahkemem vardı benim. Saat 10.30'da. Mahkemeye gittim, geldim. Ben Yılmaz'ın orada olduğunu unuttum yani açıkçası. Daha sonrasında yemek saatinden sonra olması lazım. Aşağıdan Yılmaz geldi. Yani gardiyanlarla beraber Yılmaz geldi yukarıya. Yılmaz geldi. Hatta önümden geçerken ilk önce sarışın, böyle sarı saçlı hafiften, uzun boylu bir gardiyan vardı. O önden geldi. Daha sonrasında Yılmaz saçı açıktı zaten. Üstünde siyah bir tişört. Normal eşortman ya da siyah pantolon olabilir. Bilmiyorum. Bunlar vardı üstünde. Dedim Yılmaz ne oldu, hani sıkıntı ne? Hani konuşamadık ya, sorayım dedim. Murat dedi çok üstüme dedi geliyorlar dedi. Hani ben de anlam veremiyorum bunların yaptıklarına dedi. Ve daha sonrasında işte Aydın Başefendi var. Yani oradaki memurların başındaki olan Başefendi dediğimiz. Aydın Başefendi yukarıya doğru merdivenden çıkıyordu. Yılmaz ona dedi ki, Aydın Başefendi dedi, ne dedi? Yani üst tarafa koyma. Orası dedi hani bir insanın dedi yatabileceği bir yer değil dedi. Aşağıda dedi müşahede kısmında boş yer varsa oraya bırakın beni dedi. Sen de dedi köpek gibi dedi yukarıda dedi kalacaksın. Sen dedi aşağıları dedi hak etmeyen bir insansın dedi ve Yılmaz'a. Ondan sonrasında köşeye döndüler. Yani benim görüş açımı çıktı ama yani o ilk yukarıya çıkan sarı şeyli olan gardiyan sıkıştırarak Yılmaz'ı ve 4, yok 2, 4, 6 kişi olması lazım. Ve 6 ya 7 kişi Yılmaz'a zaten orada vurmaya başladılar. Daha sonrasında Yılmaz'ı ya zapt edemediler ya da hani vurdular, içeriye attılar Yılmaz'ı. Daha sonrasında zaten giderken kıvırcık saçlı, yani benden biraz daha kısa boylu gardiyan, hani yüzünü görsem zaten tanırım, bana sus işareti yaparak mazgalı kapattı, önümden geçti gitti. Seslendim, ses vermedi ikinci gün. Yani o muhabbet oldu. Zaten mazgalımı kapattı. Sonra geldi ekmekçi, mazgalımı açtıktan sonra ben Yılmaz'a seslendim. Ama Yılmaz hiçbir şekilde cevap vermedi zaten. Hani dedim herhalde dedim yine dedim bu dedim konuşmayacak bizle. Çünkü öyle hani gururlu bir insan. Hani ne bileyim, hani kendini asacak,
kendine zarar verecek öyle bir insan değil zaten. Yani ondan sonra ekmekçi geldi. Ekmekçiyle beraber işçi koğuşunda çalışan arkadaş, ekmekçi, o da mahkum zaten. Daha sonrasında ekmeği aldım ben. O yukarıya çıktı. İşçi yukarıya çıktı. Gardiyan aşağıdaydı zaten. Yani benim olduğum bölümdeydi. Gardiyana seslen dedi ki Memur abi dedi, bunun dedi burnundan dedi kan geliyor. Yerde uzanır bir şekildeymiş Yılmaz. Yani yerde uzanır bir şekildeymiş. Sonra gardiyan yukarıya çıktı. Dedi ben değilim. Hatta kapıya falan vurdular, oğlum kalksana falan. Daha sonrasında sağlıkçı var. Dedi sağlıkçıyı çağır bakalım dedi, hani bir şey mi oldu? Sağlıkçı geldi ve boynunun kırık olduğu söylendi. Yani eksi olduğu söylendi Yılmaz'ın. Bunları zaten ben birebir duyuyorum. Hani en fazla bir üst katında zaten. Eksi olduğu söylendi. Hatta gardiyan dedi ki kalp masajı yapsan dedi. Oradaki sağlıkçıya. Dedi kalp masajının dedi yapılacak bir şey kalmamış. Yani dedi hani eksi olmuş arkadaş. Boynu kırılmış. Daha sonrasında zaten işte ambulans falan geldi. İşte ceset poşeti falan geldi zaten. Ya ben şöyle söyleyeyim, ben orada daha önce yattım. Yani ben uzun süredir zaten cezaevinde kalıyorum. Ancak yani orada kendisini asma imkanı yok. Yani hadi insanın kendini, yani can sonuçta tatlı. Şimdi bir insan kendini asar ama kendini kurtarmak, hani çırpınsa dahi kendini kurtarmak için bir şey yoksa ölür. Ama ayakta veyahut da oturarak bir insan kendini öldüremez yani. Bir insanın canı o kadar kıymetsiz değil. Ki Yılmaz zaten o kadar kendini o pozisyona düşecek bir insan değil. Zaten boynu kırılmış, kaburgasının bir tanesinde kırık olduğu söylendi. Yani darp izleri var, her şey var ama hiçbir şey yapılmıyor yani. Ya zaten küt diye bir ses geldi. Yani Yılmaz'ın, onlar işte vurmaya başladıktan sonra Yılmaz'a yukarıda kapı kapanırken küt diye bir ses geldi. Yani orası nasıl biliyor musunuz? Yani küçük bir yer ama şimdi merdiven basamakları var. Yani tuvalete giriş yerleri var. Bir de yatak olan yerin çıkıntısı var, betonu. Büyük bir ihtimalle Yılmaz'ı içeriye eklediler ki o küt diye bir ses geldi. Yani sonuçta benim üstümde. Küt diye bir ses geldi. Yani orada Yılmaz düştü. Kesin boynu kırıldı. Yani iktirdiklerinde ya tökezledi, düştü. O anda hani bir şey oldu orada. Orasını tam olarak göremedim. Ancak o sarışın uzun boylu olan gardiyan ve diğer gardiyanlar, Aydın Beşefendi de dahil bunun içerisinde, yani ne yaptıklarını, ne ettiklerini ben tek tek biliyorum. Ya benim sonuçta bir vicdanım var. Sonuçta ben de bir insanım. Ha, Yılmaz benim arkadaşım olduğu için değil. Arkadaşım olmayan bir insan için dahi ben ne oluyorsa, hani ne gördüysem hepsini anlatmak zorundayım. Koğuşlarda ya olabiliyor, ne bileyim eşortmanın ipi olabiliyor, hani olabiliyor, ancak ayakkabı bağcıklarının olabiliyor ama tek kişilik odalarda güvenlik amaçlı, şimdi insan cezaevinde sonuçta psikolojisi bozuk olabiliyor, hani her şeye yatkın olabiliyor, mesela has mı denk gelebiliyor, onu öldürebiliyor, ancak yani oralara girişlerde güvenlik açısından bütün, bak, yüzsüğüne varıncaya kadar, yani sadece giyebileceği kıyafetinden hariç ekstra üstüne takılan hiçbir şey almıyorlar. Zaten öyle de yapılıyor. Alıyorlar adamın üstünden her şeyi. Ama sonradan ip çıkıyor işte. Koğuşlar çok kötü. Nasıl çok kötü? Benim en son o zaman kaldığımda hani 28, 30. Daha sonrasında zaten buradan İzmir Çakran'a gittim. İzmir Çakran'da yattım. Onlar da aynı. Yani ceza infaz kurumlarının kendi tüzüğünde, yani kendi içinde almış olduğu kararlar geçiyor. Yani düşünün, cezaevi savcısından başka bir hakim, başka bir savcı cezaevinin hiçbir şekilde hiçbir şeyine karışamıyor. İşte ben bu olaydan sonra ifade verdiğim için ve can güvenliğim olmadığı için daha sonrasında beni ikinci müdürle görüştürdüler. Ben Cumhuriyet Başsavcısına ifade verdim. İkinci müdürle görüştüm. İkinci müdür beni 4-5 kişilik bir tane hasta koğuşuna göndermek istedi. Ama ben orada can güvenliğimin nasıl sağlanacağını bilmiyorum. Çünkü sonuçta herkes hasta. Yani niye normal olduğum koğuştan alınıp da başka bir koğuşa veriliyorum. Ve ben kendimi güvende hissedebileceğim başka bir koğuş istedim. E4 koğuşunu istedim. Oraya geçtim. Bir gün sonra işte benim geri kalan hücrem vardı. 2 günlüğü yattım. Olay olduğu için
Hani çıktık oradan. Tekrar hücremi onayladılar. Yani biliyorsunuz durumu. Yani ki başka bir ceza alfaz kurumuna naklim olacağını da biliyorsunuz. Savcı zaten söylemişti. Ya bunları bile bildiklerine rağmen beni tekrar hücreye almaya çalıştılar. Bu almaya çalıştıkları sırada da zaten ben doktor beye de söyledim. Orada bir bayan vardı. Şey, gardiyan. Bana dedi ki sen bu hücreyi atmadan dedi bu ceza infaz kurumundan hiçbir yere gidemezsin. Ama gönderildim. Başka bir ceza infaz kurumuna gittim. Yani benim orada başıma aynı şey gelebilirdi. Çünkü sonuçta bunu kapatıp yani herkes kendini aklamanın peşinde. Evet, hakaret davası açıldı işte. Ya ben ondan ceza almışım, almamışım benim için hiç önemli değil. Yani zaten benim arkadaşım böyle bir şeye kurban gitti. Yani ben vicdanen rahat olabilmek için elimden geleni yapıyorum. Hani yapacağım da zaten. Sıkıntı yok. Yani ne olursa olsun insan hayatı bizim için çok önemli abi. Şimdi ölen bir insan haksız yere ölmüşse ben bunun arkasında dururum. Ama hak ediyorsa buna benim yapacak hiçbir şeyim yok zaten. Hani hak etmeyen bir insan diyilmez. Kendi haline yani parası var, pulu var. Kimseye bir eksikliği yok. Yani çok düzgün bir insan, sporunu yapan bir insan, eğlenceli bir insan. Nasıl oluyor da bir anda bu adamın psikolojisi bozuluyor. Ailesi geliyor ziyaretine, parası geliyor. Ya bir insanın cezaevinde psikolojisi nasıl bozulur? Yani her şey bitmiştir, ailesi bitmiştir. Çoluğu çocuğu yoktur, yani maddi durumu yoktur. Artık hani sıkılmıştır, her şey bitmiştir. Ondan sonra dersin ki tamam bu adamın psikolojisi bozuk. Ama bu adamın her şeyi var. Yani seven insanı var. Beklediği insanlar var. Onlar için mücadele ettiği insanlar var. Bu adama sen kalkıp da psikolojisi bozuk diyemezsin. Yani psikolojisinin bozuk olduğunu nasıl anladın? Bu adam psikiyatriye mi çıkmış? Tedavi mi görmüş? Yaş mı kullanmış? Yok. Hiçbir şey yok yani.